gidiyoruz. Yeter artık bu saçma. Baba, hayır baba. Çekil. Ya baba. Ne dedim sana? Baba, sen o benim gönül saçmalama. Ne yapıyorsun sen? Bu evlilik saçmalığına bir son ver. Baba, gelmeyeceğim. Ya bir sakin olun Cem. Benimle gel. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Yeter. Ya baba, gelmeyeceğim. Benimle geleceksin. Gelmeyeceğim. Yürü diyorum. Benimle geleceksin. Cenk. Barış Bey, misafirimiz olacaksan buyur. Başımızın üstünde yerim var. Ama zorbalığa geldiysen buna müsaade edemem. Ben kızımı almaya geldim. Öyle mi? Öyle. Damla, babanla gitmek istiyor musun kızım? Bizim de kızımız. Ailemizin bir üyesi. Baba gibi davranacaksan başımızın üstünde yerin var. Ama benim onayım olmayan bu evliliğe asla izin vermeyeceğim. Burada kızımı bırakıp da gitmeyeceğim, anladınız mı? Benim çatımın altından kimse kimseyi zorla götüremez. Bir baba olarak evlilik kararını sorgulama hakkın var elbette. Ama bunu iki yetişkin insan gibi usulünce daha sonra yapabilirsiniz. Damla, gel kızım. Hadi. Cenk, Barış Bey'e kapıya kadar eşlik edin lütfen. Gerek yok. Kendim giderim. Bundan sonra herkes verdiği kararın bedelini ödemeye hazır olsun. Ay vallahi ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Güle güle Sumra Hanım. Kusura bakmayın. Barış, iyi misin? Kızım, benden almanın bedelini ödeyecekler. Bu konağı da, düzenlerini de başlarına yıkacağım. Göreceksin. Seni anlıyorum, kızgınsın. Ama istersen bir sakin ol, bir aklı selim olarak düşünelim, tamam mı? Gördün mü tavırlarını, ha? Ne kadar küstahlar, ne kadar kibirliler. Biliyorum zaten. Uzun süredir tanıyorum onları. Sana bunu anlatmaya çalışıyordum işte. Çok iyi anladım. Çok iyi anladım Sumra. Tamam, sakin ol. Hadi gidelim artık. Hadi. Hadi. Kusura bakmayın. Çok çok özür diliyoruz sizden. Ya böyle olsun istemezdik. Ama oldu. Çok çok özür dileriz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Bu geceyi paylaştığınız için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Babaanne, adamın yaptıklarını gördün. Niye engel oluyorsun ki bana? Ben geldiği gibi gönderirdim onu. Haklısın oğlum, haddini aştı. Ama Barış Bey'in öfkesi onu kör etmiş belli. O öyle hoyrat davrandı diye aynı şekilde cevap vermek bize yakışık almaz. Ama eminim sakinleşince yaptığı hatayı anlayacak. Ya bu rezaleti çıkardıktan sonra hatasını anlasa ne olur, anlamasa ne olur babaanne? Öyle deme. İnsan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için bu olur. Gün gelir o da öfkenin ne kadar yersiz olduğunu anlayacak, pişmanlık duyacak. İşte o zaman biz de ferasetli davrandığımız için tekrar aile olarak hep birlikte aynı sofrayı paylaşacağız. Kim? Ben Barış'la aynı sofrada. Hayatta olmaz. Oğlum,
Adamın kızını aldık. Konağımıza, evimize gelin ettik. Üstelik izin almadan, fikrini sormadan. Sen merak etme. Kızgın demir bile er geç rüzgara yenilir. Soğur. İşte o zaman gider meramımızı anlatırız. Dua edelim de bu rüzgar onu değiştirip dönüştürmesin. Kızmış. Evet ama zamanla sakinleşecektir, merak etme. Azra, ben babamı tanıyorum. Bak, beni bir daha asla affetmeyecek. Ben babamı biliyorum. Ya Damlacığım, olur mu öyle şey? Tabii ki affedecek. Sen onun en kıymetlisisin. Sadece tabii böyle bir anda olunca alışamadı o da. Ne yapsın, haklı? Ya haklısın da babam da bana başka bir yol bırakmadı ki. Beni az kalsın Londra'ya gönderiyordu. Cezalandırmak için evlenmedin değil mi Arda'yla? Hayır tabii ki. Ama... Damla. Ben Arda'yı gerçekten çok seviyorum. Gerçekten mi? Emin misin? Çünkü evlilik öyle bir şeylerden kaçmak için yapılmaz. Sevgisiz evlilik olmaz. Ya biliyorum tabii ki. Ya tamam, babamla sorunlarım olabilir. Ama ben Arda'yı seviyorum. Ben Arda'yı sevdiğim için evlendim. Tamam. Tamam, sen böyle diyorsan öyledir. Aa, Arda nereye? Oğlum nereye gidiyorsun? Anne, ben gideceğim, konuşacağım bu adamla. Arda, şimdi mi konuşacaksın oğlum? Arda bak, herkes gerildi zaten, lütfen. Anneciğim, ne olursan sakin ol bari, hadi. Anne, ben nasıl sakin olayım ya? Ben nasıl sakin olayım? Bu olanların hepsinin sorumlusu benim. Ya ayrıca sadece sen sorumluluk yüklenmekten vazgeç. Hayır, ne diyeceksin şimdi gidip? Ne söyleyeceksin? Ya zaten ortalık karıştı. Bak, kız ağlıyor yukarıda. Anne, ben ne yapayım ha? Olan biteni böyle oturup izleyeyim mi? Adam babaanneme neler söyledi, anne sen duymadın mı? Hem zaten ayrıca ben evlendim ve bunların sorumluluğunu da benim almam lazım. Oğlum, hadsiz ve haksız davrandı. Doğru. Ama sen efendiliğini bozmayacaksın. O adam senin karının babası. Saygıda kusur etmeyeceksin. Öfkesini alevlendiren ateş değil, söndüren bir su olacaksın. Bize de bu yakışır oğlum. Babaannem, tamam da ben zaten adama bir şey yapmayacağım ki. Bak, sadece konuşacağım diyorum ben. Bir yere gitmiyorsun Ardacığım. Bu olayın sizinle alakası yok. Babaanne, nasıl yok? Adam burada her şeyi Damla'ya söyledi işte, nasıl yok? Barış Bey kendini haklı saydığı yerden konuştu. Karşısına geçsen seni kale almayacak kadar sinirli. Biraz vakit geçsin, o da fevri davranışının farkına varacaktır. Biz de işte o zaman gider konuşuruz. Ya tamam da... Senin sorumluluğun babasını ikna etmek değil, karının yanında durmak. Gerisini biz büyükler hallederiz Arda. Hadi anneciğim, hadi gel.